Şimdi arkadaşlar şu an bakın sayfa ayarları diyor. Gördüğünüz gibi. Sayfalar burada. Bizde kaç sayfa varmış şu anda? 3 tane sayfa var şu anda. Yani web sitesinin şablonun bize vermiş olduğu örnek sayfalar bunlar. Neymiş? Home. Arkadaşlar home biliyorsunuz İngilizce bir kelime. Ev demek. Yani house derseniz evin hani duvar şey binası yani betondan yapılan o şeye yapıya house deniyor. Ama evin içine yani aile demek bir yerde aslında. Buna home deniyor, ev. Ama Türkçe karşılığı ana sayfa. Şimdi biz bunu ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Buradan bakın şurada bu home. Şu kısımda yeniden adlandır. Demek ki biz buna ne yapabiliriz? Home çünkü Türkçe bir site yapıyorsan bunun bir defa adını değiştirmen lazım. Ne yapabiliriz? Ana sayfa. Hemen yapalım. Ve arkadaşlar mümkün mertebe şurayı da Türkçe karakter kullanmadan küçük harflerle yazmanız lazım. Bir tane A eksik kaldı. Mesela arkadaşlar şurada daha net anlaş bu ne demek? About us. Yani Türkçesi hakkımızda, değil mi? About hakkında demek. Us dersen bizim yani kendi hakkımızda. Burada ufak ufak İngilizce de görmüş oluyoruz. Şuradan bakın bunun karşısındaki dişli var ya burada. Şuna tıklarsanız sayfayı düzenler. Yani sayfanın içine girer. Ama buna tıklarsanız sayfayla alakalı ayarları yaparsınız. Bakın yeniden adlandırılır. Arkadaşlar buna hakkımızda diyeceğiz. Türkçesini. Ve buraya da tekrar söylüyorum. Gördüğünüz gibi hakkımızda kelimesinin içerisinde I harfi var. İngilizce'de I harfi var mı? İngilizce'de I harfi yok. Yani bu normalde büyük olduğunda I, küçük olduğunda I olarak geçiyor biliyorsunuz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Hakkımızda diye yazmamız gerekiyor buraya. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Çünkü SEO'da bu etkili. Çünkü bunu yapmazsan orada tamam gene I'yı görüyor. Ama I'nın arka planı çok berbat. Yani Türkçe karakterler orada çok güzel gözükmüyor. Değişik değişik kodlar var. O yüzden tavsiye etmiyorum. Mutlaka adını da o şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Peki bu ne demek? Hizmetlerimiz. Zaten biliyorsunuz bir orta yolda bir web sitesinde hani bir tanıtım sitesi yapıyorsanız siz orada ne olur? Ana sayfa, hakkımızda ürünler, hizmetler, iletişim, bir de varsa kampanyalar falan gibi böyle. Gerçi kampanyalar nerede gösterilir? Ana sayfada, slide'da göstermek daha iyi. Veya hatırlarsanız siz bir ürün satıyorsunuz. Binlerce, yüzlerce ürün var. Ama bir tanesinde dumping indirim yaptınız. Yani resmen dumping yaptınız. Piyasadaki fiyatının belki de 5 katı daha ucuza satıyorsunuz. Niye? Elinizde çok fazla stok var. O zaman ne yaparsanız bunu başlık kısmına koyarsınız ki o ziyaretçi nereden gelmiş olursa olsun, hangi siteden gelmiş olursa, hangi sayfadan gelmiş olursa olsun ne yapar? O kampanyayı görür. Amacınız bu zaten. O zaman başlığa koymanız gerekebilir. Bakın bunu da değiştirelim gene. Hizmetleri pardon. Bakın yanlış yere tıklamışım. Şuna tıklamamız gerekiyordu. Yeniden adlandır. Servicez hizmetlerimiz demek. Yani hizmetler veya hizmetlerimiz diyebilirsiniz. Bakın aynı şekilde bunu da gene buraya kopyalayabiliriz. Çünkü bunda Türkçe karakter yok. Ama ne var? H büyük. Bunu küçük yapacağız. Ya, bunu yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Yapmazsanız da olur ama yapsanız çok daha iyi olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sayfa daha var. Yani, privacy policy diye geçiyor. Gizlilik ve kurallar, şartlar ve kurallar diye. Yani, biliyorsunuz son yıllarda son 3-4 yıldır hani webde gezerken önümüze şey çıkıyor. Mesela bir siteye giriyorsun. Orada altta bir şey çıkıyor veya üstte. Diyor ki senin bilgilerini ben topluyorum. Çünkü siz bir siteye girdiğiniz anda arkadaşlar o bir site sizin bilgisayarınıza cookie adı verilen bir şeyler indiriyor. Yani sizin bilgisayarınıza yazılım yüklüyor o site. Ve sizin bilgisayarınızdan bilgiler toplamaya başlıyor. Sen buna orada onay vermiş oluyorsun aslında. Ama diyor ki hani bu hep yapıla geldi bugüne kadar. Ama bunlar sorun oluşturdu yani zaman içerisinde. Devlet de kanun çıkardı. Şimdi o yüzden firma ne diyor? Tamam ben senin bilgilerini topluyorum. Ama bunu üçüncü kişilerle veya başka amaçlarla kullanmayacağım. Sadece
seni tanıma adına. Hani sisteme kim girmiş? Ama geçmişte arkadaşlar bunlar maalesef kötü anlamda kullanıldı. Bu o anlama geliyor. Bakın açtığınız zaman bunun içerisinde bakın görüyor musunuz? Tabii İngilizce bu. Diyor ki mesela önce bir giriş bölümü var. Introduction giriş demek. Sonra what information do we collect diyor. Biz niçin bilgi topluyoruz? Bu da bunu anlatıyor. Sonra biz bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Tabii arkadaşlar bu sayfayı alıp Google çeviriye koyduğunuz zaman size cillop gibi çeviri yapıyor, onu söyleyeyim. Şimdi Google çeviri gerçekten çok güzel şu anda. Eskisi gibi değil. Ondan sonra velhasıl böyle açıklıyor size. Bu o sayfa. Hani istiyorsan, kullanmak istiyorsan bunu buradan kullanma şansınız var. Ama bu sayfa gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bakın. Ana sayfa. Hakkımızda hizmetler. Bunu görebiliyoruz. Peki bunu niye göremiyoruz? Gizlilik ve kurallar sayfası yok. Hatta bu sayfanın adı böyle olması gerekiyor. Türkçesi gizlilik ve kurallar. Hatta sadece gizlilik diyebiliriz yani. Bunun anlamı ne? Ben hani site olarak senin bilgilerini gizleyeceğim. Yani senden bilgi topluyorum ama bu bilgileri gizli tutacağına dair arkadaşlar ne yapıyor? Size söz vermiş oluyor veya siz söz vermiş oluyorsunuz. Gizlilik diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe karakter yok. Büyük harf yok. Olabilir ya yani kullanılabilir ama tavsiye etmiyorum. Peki niye hala burada gözükmüyor sizce bu sayfa? Bir görüş alabilir miyim? Bu sayfa hala bak bunlar gözüküyor ama şu gözükmüyor. Görüş alayım bir zahmet. Hocam yayınlamadığımız Hocam. için. Yayınlanma hocam. Değil. Efendim? Murat Bey? Yayınlanmayla alakalı olabilir mi? Yayınlanma diyorsunuz. Olabilir. Ben şu an görüş alıyorum. Vallahi başka görüş Hocam var mı? bence Hocam. onaylamadınız. Onaylamadım. Onayladım. Bak isim falan değişti. Başka görüş var mı arkadaşlar? Burada aslında söylüyor onu. Ekranda bu Göster gözüküyor. demiyoruz galiba. Hocam o da değil. Göster. Göster. Onun arka o değil. Ekranda Değil. bunun cevabı var. Bakalım kim görecek? Ekranda bu olayın cevabı var. Niye Hocam bu şu altta gözükmüyor? add a new page Hocam, diyor pardon, pardon tek de konuşalım. yeni. Hocam soruyu bir Mesela tekrar alabilir miyiz? ben şimdi özür diliyorum. Bakın şu sayfalar ana sayfa hakkımızda hizmetler navigasyonda görünüyor şu anda. Biz bu şeyi yayınladığımızda bu sayfayı bunlar gözükecek. Tamam mı? Ama şu sayfa gözükmeyecek. Yok burada çünkü bakın. Hocam ben Buyurun. söyleyebilir miyim? Buyurun. Add a new Hocam. page var ya altta hocam yeşil. Evet. O diyor ki yeni sayfaya ekle mi? Tamam. Bu yeni sayfa ekle. Bak tıklayalım buraya. Bu neymiş? Tıkladık. Buraya yeni sayfa diyelim. Bak ne oluyor? Buradan daha kolay anlama imkanı olacak. Ekle diyorsun. Evet. Ne oldu? Buraya geldi mi? Evet. Ama hala bu gizlilik niye gelmedi? Bakalım bunu kim bilecek arkadaşlar? Merak ediyorum şu anda. Cevabı ekranda var. Arkadaşlar bu ekranı kim çiziyor? Hemen engelleyeyim şuradan. Ayarlar kısmında mı olacak? Birisi ekranımı çiziyor arkadaşlar. Kapatıyorum ben onu. Şimdi çizemez. Bilgisayardan bağlanan kim varsa o yapıyor arkadaşlar. Farkında olmadan yapıyor ama geçti şu anda. Ama bu yer kalır. Arkadaşlar cevabı hemen söyleyeyim ben. Saatimiz şu anda 3. 2 dakikada bitirmek istiyorum çünkü bayağı ağzım falan kurudu. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Dikkat Bakın etmek lazım hocam. yeni sayfa da burada. Ama gizlilik sayfası nerede? Site içi sayfa. Bakın bu çizim olayını ben de yapayım şurada. Dur bak. Bu kim yaptıysa onun yaptığını ben de şuradan yapayım. Birisi kurcalıyor şeyi. Zoom'u kurcalıyor. Şuradan kalem işareti. Şu var ya arkadaşlar. Site içi sayfa. Bu gizlilik sayfası site içi sayfada olduğu için gözükmüyor arkadaşlar. Navigasyonunda gözükmüyor bu. Yani bazen böyle sayfalar olmasına gerekiyor duruma göre. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Kapatayım bunu. Eğer bu sayfayı menüye eklersen, bakın bu neydi? Menü veya navigasyon aynı şey. Menüye eklersen şu gizlilik sayfasını tamam görünsün mü? Okey. Bakın ne oldu? Şu an göründü. Ama gizlilik sayfasının görünmesine gerek yok. Gizlilik sayfası ne zaman görünür? Diyelim ki
vatandaşın önüne açılı bir sayfada sayfaya girdi. O sayfada bir link atarsın bu sayfaya. Yani içerideki görünmeyen, menüde görünmeyen sayfaya bir link atarsın. Oradan oraya gönderirsin o insanı, tamam mı? Şimdi burada şunu da göstereyim, kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra soruları varsa alırım. Bakın şöyle bir olay var. Diyelim ki ana sayfa. Bunlar arkadaşlar menü. Yani üst menü bunlar. Ama biliyorsunuz bazı sitelerin alt menüleri olur. Yani tıkladığında böyle açılır aşağıya. O nasıl oluyor? Örneğin bütün bu sayfaları biz ne yapalım? Ana sayfanın alt menüsü yapalım. Nasıl yapacağız? Bakın şurada üzerine gelsen sitenin adını gösteriyor. Şuraya geldiğiniz zaman hafiften sağa çektiğinizde bunu ne yapar? Ne oluyor arkadaşlar şu anda? Bu sayfaları alt sayfa yapıyor. Gördün mü? Alt menü oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tabii içeride sayfa kalmadı şu anda. Ondan sonra. Biz bunu bu şekilde yayınlarsak, gördünüz mü arkadaşlar? Böyle çıkacak bu.